her şey aslında bu dezenformasyon yasası gereği bir suç olarak görülebilir ve hepimiz burada hafif cezası alabiliriz. Onun için bu konuyu gerçekten kamuoyunun dikkatine sunmak ve bu konuda herkesi bilgilendirmek hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir bağlam verelim. Biz buraya nasıl geldik onu bir anlatalım. 2012-13'ten beri özellikle sosyal medyada inanılmaz büyük bir baskı var. Çünkü medya havuz medyası olduğundan beri birçok gazeteci internet mecralarına kaçtı bildiğiniz gibi. Ve de 2018 yılında internet yayınlarına bir RTÜK denetimi getirildi. Yani RTÜK dedi ki sadece televizyonları değil internet üzerinden yayın yapan YouTube'da 10 takipçisi olan insan bile yayıncıdır benim gözümde ve onu takip ederim dedi. Tabii bu samimi değil. Çünkü siz her yayıncıyı takip edemezsiniz. Pratikte bunun bir karşılığı yok. Bu şu demek. Ben kendi gözüme kestirdiğim insana sopa göstermek istersem özellikle onu takip ederim. Ona ceza veririm. Hakkında soruşturma da açtırabilirim. Çünkü kanunu böyle yazdılar. Bu geçti 2018'de. Sonra dediler ki bu da yetmez. İnternetteki yayıncılar da yetmez. Biz aynı zamanda bu yayıncıların olduğu platformlara da ceza verelim dediler. Böylece 2020'de bir sosyal medya yasası geçirdiler Ekim ayında. Ve de burada da platformlara kaldırmadıkları ve suç olarak nitelendirilen içerikler için para cezası vereceğiz dediler. Sonra düşündüler ki yani suç ne demek? Tabii bu mahkemelerin karar vermesi gereken bir şey ama Türkiye'de yargının durumu ortada. Tabii bu ne demek? Platformlar bu konuda eğer bir kaldırma talebi gelirse hükümet tarafından, yetkililer tarafından bu riski alırlar mı almazlar mı? Ben bunu kamuoyunun takdirine bırakmak istiyorum. Sonra Şubat 2022'ye geldik. O zaman da MHP bir sosyal medya şikayetleri inceleme komisyonu kuralım dedi. Bu da ne demekti? Öyle bir komisyon kuralım dediler ki içinde il emniyet müdürü olsun, Cumhuriyet Başsavcılığından biri olsun, barodan biri olsun, kurum üyesi biri olsun, bir de başka da olsun dedi. Bakın 5 kişi saydım, burada kim yok biliyor musunuz? Bunda hakim yok. Yani bu inceleme komisyonu içinde hakim yok. Şimdi böyle bir şey de ortaya çıktılar. Neyse sonra bu teklif geri çekildi. Bu teklif kanunlaşmadı. Ama en sonunda Mayıs-Haziran aylarında da getirdikleri ve yarın da genel kurula getirecekleri kanun diyor ki halkı diyor sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle diyor ülkenin iç ve dış güvenliği kamu düzeni ve genel sağlığı ile gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır diyor. Şimdi bunu şöyle değerlendirmek lazım. Endişe, korku ve panik kime göre, neye göre? Yani halk arasında endişe, korku ve panik diyor ya aslında bu kanunu halk kelimesini AK Parti ile değiştirirseniz aslında çok mantıklı oluyor bu kanun. Yani bu şu demek oluyor. Hükümette bir endişe, korku ve paniğe sevk ederse sizin verdiğiniz mesela enflasyon bilgileri, mesela dolara ne olacağı, bu konularda eğer siz bir hükümette endişe ve korkuya yol açarsanız bu mesela bir suç. Ben bunu böyle anlıyorum. Şimdi bu birincisi. İkincisi, kamu barışını bozmaya elverişli gibi yine daha belirsiz bir kavramla ilişkili hale getirilmiş bu suç. Kamu barışı nedir? Kamu kimdir? Bu barış nasıl bozulur? Buna kim karar verir? Bunların hepsi inanılmaz muğlak terimler. Bu ikincisi. Sonra asıl olayın ana konusuna geliyoruz şimdi. Gerçeklik nedir? Çünkü gerçeğe aykırı bir bilgi diyor ya. Gerçeklik nedir? Burada kasıt nasıl tespit edilecek? En önemlisi sizi en çok ilgilendiren şey, bizleri en çok ilgilendiren şey basının bilgi verme hürriyeti kapsamında nasıl güvenceler sağlanacak? Bunların hiçbiri yok. Bunlar dezenformasyon suçu. Hatta çok basit bir örnek verelim. Bunu hepimiz yakından yaşadığımız için biliyoruz. 2019'da biliyorsunuz biz Millet İttifakı olarak seçimi kazandık İstanbul'da. 13 bin oy farkla kazandık. Sonra dezenformasyon tarafı bu. Ve inanılmaz büyük bir aslında sansür yasasından bahsediyoruz biz burada. Tam ikinci kısımda aslında sosyal ağ sağlayıcılara bir düzenleme var. Bu da şu diyor. Siz burada bir dışarıdan bir temsilci atamayın. Türkiye'de mukim burada yaşayan insanlar atamak zorundasınız diyor. Tabii burada ve de burada bir şube açmak zorundasınız diyor. Yani yurt dışındaki ülkelere Türkiye'de bir şube açma dayatılıyor. Yani dijital ekonomide dünyada küresel bir internet ağının olduğu yerde her ülkede şube açmak gibi dayatma
Bir kere zaten internet altyapısı olan şirketler için bir pratik bir uygulama değil. Onu bir söylemiş olalım, bu bir. İkincisi daha garibi, buradaki insanların bir cezai sorumluluğu olacak. Şimdi o cezai sorumluluğun da sınırlaması ne? Size bir örnek vereyim. Hadi diyelim bir dezenformasyon, gerçekten bir yanlış bilgi var, kaldırıldı, gayet güzel. Zaten bu konuda süreçler var sosyal medya platformlarında. Peki bizim doğru tweetimiz ya da bir Facebook paylaşımımız kaldırıldığı zaman biz nereye şikayet edeceğiz? Ya da şöyle düşünün. Bu kaldırıldı, gündem geçti. 5 gün sonra bizim paylaşımımızı geri koysanız ne olur, koymasanız ne olur? Bu konuda kanunda hiçbir açıklama yok. Yani burada sosyal medya platformlarının bu alanda nasıl sorumluluğu var, nasıl bir itiraz süreci yapılacak ve ne kadar hızlı yapılacak mahkemelerde, bu konuda bomboş. Ve de üçüncü ve son konuda aslında bu da belki diğerlerinden de kritik, yani her biri ayrı ayrı kritik konular. O da WhatsApp gibi platformlara, Telegram gibi platformlara lisans zorunluluğu getiriliyor. Bu da şu demek aslında, bu konuyla ilgisi olmayan vatandaşlarımız için çok basit söyleyelim. Onları sanki Türkiye'de bir cep telefonu operatörüymüş gibi düşünmek istiyor kanun. Bu ne demek? Bu şu demek, siz Türkiye'de bir şirket olacaksınız, benim kanunlarıma tabi olacaksınız. Ben ne zaman size veri ver dersem Türkiye kanunlarına göre o veriyi vereceksiniz. Ölçülü ölçüsüz herhangi bir talep yapabilirler, bu konuda hiçbir güvencemiz yok. Ve de şu an Türkiye'de biliyorsunuz çoğu insan bu platformlar üzerinden konuşuyor, yazışıyor. Neden? Peki burada çoğu kimsenin konuşmadığı şöyle bir soruyu ben sorayım. Mesela hazır bizim kurallarımıza tabisin, bundan sonra kendi mesaj şifrelemenizi bizim standartlarımıza göre yapın ki biz de her şeyi okuyabilelim derlerse ne yapacak bu platformlar? Ya çünkü bu kurallara göre Türkiye'deki cep telefonlarıyla bu bizim kullandığımız yabancı platformlar arasında hiçbir fark olmayacak. Bunlar da demokrasinin zaten çok zarar gördüğü bir ülkede, insanların artık internetin bir köşesine sıkıştığı bir zamanda doğru olduğunu düşünmüyoruz. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak uyanır.